Muhterem Üstadım Profesör Doktor Haydar Baş Bey, kıymetli Aksaraylı kardeşlerim ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sözlerime başlarken dün Hatay Reyhanlı'da menfur bir saldırıyla hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralanlara acil şifalar ve bu manada da yine bu olayda hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Reyhanlı ilçe başkanımız Mehmet Bey'in de annesine ve bütün şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Kardeşimize de başsağlığı diliyorum. Değerli kardeşlerim, çok hassas günlerden geçiyoruz. Çok kritik günlerden geçiyoruz. Safların çok netleştiği, doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin, hakla batılın ayyuka çıktığı ama bir o kadar da yalancıların, fitnekarların, hilebazların alabildiğine at oynattığı ve göz boyadığı bir dünyada, bir dönemde yaşıyoruz. O açıdan bu dönemde Yeni Mesaj Gazetesi çok ciddi bir fonksiyon üstlendi. Buraya gelmemize, toplanmamıza vesile oldu. Ben başta çok muhterem üstadım Profesör Doktor Haydar Baş Bey olmak üzere Yeni Mesaj gazetesinin şu güzide kadrosuna huzurlarınızda teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim, ben uzatmayacağım. Bir tek şeyle bitireceğim. Bakınız, dedim ya hani sapla samanın birbirine karıştığı bir dönemdeyiz. 2-3 gün önce televizyonda bir kanalda bu ukala takımından, akiller takımından, akıllının çoğulu ukaladır. Öyle bir seçmişler ki o kelimeyi, bu ukala takımından bir tanesi bir kanalda, yine kendine uygun bir kanalda aynen şunu ifade ediyor. Dikkatlerinizi çekiyorum. Spiker diyor ki, yorumcu diyor ki, efendim hani bir mücadele verilmiş 7 düele karşı. Akillinin o ukaladan bir tanesinin ifadesi aynen şu. Nedir diyor 7 düel? Kime karşı mücadele verilmiş? Sadece diyor Antep'te, Maraş'ta bir milis hareketi olmuş, ondan ibaret. Ben şimdi o ukalaya diyorum ki, senin geçmişinin bu milletle bir hesabı olabilir. Bu millet senin geçmişini bu ülkeden kovdukları için senin geçmişinin, ecdadının Müslüman Türk milletiyle bir hesabı olabilir. Ama bu millet şunu çok iyi biliyor. Çanakkale'de 250 bin şehit, İstiklal Harbi'nde yüz binlerce şehit veren Müslüman Türk oğlu Türk'tür. Onun ecdadıyla sen hesaplaşmak durumunda değilsin. Bakın kardeşlerim, salona girerken elimize bir tane küçük kitapçık verildi. Bunu okuyun, mutlaka okuyun şu kitapçığı. Burada 21. asra damgasını vuran bir hakikat var. Bir diriliş var, bir dik duruş var, bir yeniden oluş var. Ne derseniz deyin. Ne bu kitapçık? 27 Şubat'ta Türk oğlu Türk Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Rus parlamentosunda, Duma'da Müslümana ve Türkiye yaraşır bir şekilde 21. asra mührünü vuran milli ekonomi modelinin sunumu var. Sayın Putin'in davetlisi olarak gittiği Duma'da bir Müslümana yakın şekilde bir haykırış var. Bakınız, bu bizim için bir ibrettir, bir onurdur, bir şereftir, bir gururdur. Biz gurur duyduk bununla beraber. Ama öyle bir zillet ehli var ki onu da, onları da tanımanızı istiyorum. Hani zaman zaman Türkçe olimpiyatlar, Türkçe oyunlar, efendim Türk okulları falan diyorlar ya, hepsi yalan, hepsi hile, hepsi oyun.
Bugün Türkçe olimpiyatları adı altında bu millete Afrikalının, Cezayirlinin, Faslının, Tunuslunun, Somalinin gariban insanına Türkçe ezberleterek Türkçe şarkılar söyletenler ne yaptılar biliyor musunuz? Az önceki ifade ettiğim insanı yetiştirdiler, ekranlarında onlara çanak tuttular ve onlar son yapılan ABAND toplantısında bugün gündeme gelen Türk kimliğini anayasadan çıkarmanın hesabını yapıyorlar. Ama bu millet, Müslüman Türk milleti var olduğu müddetçe, Aksaraylılar var olduğu müddetçe, Trabzonlular, Maraşlılar, İstanbullular, Kütahyalılar, İzmirliler, Maraşlılar, Antepliler olduğu müddetçe bu millet her zaman şunu aykıracaktır: biz Türkoğlu Türk'üz, bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Değerli kardeşlerim, benden önceki kardeşim anneler gününü tebrik etti. Ben de bir anneler gününün, bir ananın şahsında anneler gününü tebrik etmek istiyorum. Buraya gelirken Hacı Bektaş'a uğrayıp Hacı Bektaş'ın mihmandarı, türbedarı, Hacı Bektaş sevdalısı, gerçekten çok muhterem Haydarbaş hocamın şahsında bizi Hacı Bektaş'la tanışmamıza, bizim Ehl-i Beyt sevenlerle tanışmamıza vesile olan Arife anne var. Onun elini öpüp de buraya geldik. Ben Arife annenin şahsında bütün annelerin anneler gününü tebrik ediyorum. Size bir şeyin müjdesini vereyim kardeşlerim. Bakın, dünya çok allak bullak bir dönemde. Bu bir şeyi müjdeliyor. Ne zaman ki zulüm ayyuka çıkar, ne zaman ki fitne ayyuka çıkar, ne zaman ki hakkı batıl, batılı hak gösteren, suyu ateş, ateşi su olarak telakki eden deccaller gündeme gelir ki onların son dönemini yaşıyoruz. Deccallerin alabildiğine hükümran sürdüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bu neyin müjdecisidir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu Ehl-i Beyt soyundan gelen, Ehl-i Beyt'i dava edinen, Allah diyen, Muhammed diyen, Ali diyen Ehl-i Beyt torunu Hazreti Mehdi Resul'ün de müjdecisidir. Ben bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.